Sezaryen ile doğum kesinlikle zorunlu olduğu durumların sayısı çok azdır aslında. Kesinlikle zorunlu olan durumlar. Eğer bebek yatay duruyorsa bunun vajinal yoldan doğması mümkün değil. Eğer plasenta doğum kanalını kapatmışsa, yani önde gelen plasenta, plasenta preve dediğimiz durum varsa kesinlikle doğması mümkün değil. Veya bebek doğum kanalında, doğum kanalı dediğimiz, pelvis dediğimiz bebeğin çıkacağı kanal dar ise eğer, mesela annede doğuştan bir kalça çıkığı var veya anne adayı bir pelvis travması, yani trafik kazası geçirdi ve çatısı kırıldı. Daha sonra iyileşti ama tabii ki daralma olmuştur o bölgede. O tür durumlarda normal doğum mümkün değil. Onun dışında kalan durumlarda mümkün ama bebek açısından normal doğum tercih edilmez. Nedir bunlar mesela? İri bebekse eğer, özellikle 4 kilo üzerinde tahmin ediliyorsa, bebeğin doğumda omuz takılma olasılığı olduğu için bazı doktorlar bunu 4500 gram olarak da kabul edebilirler. Çoğumuz 4000 gram olarak kabul ediyoruz ama 3500 kabul eden de var, 4500 kabul eden de var. O yüzden de bu kesin bir rakam değil, yani 4000 gram. Beklenen şey, ben kendim açısından konuşuyorum, beklenen ağırlık 4000 gram üzerindeyse o zaman tabii ki bebeğin doğumda omuz takılması olasılığı olduğu için, annede de yırtıklar, vajinada yırtıklar olma olasılığı daha fazla olduğu için tabii ki normal doğumu tercih etmiyoruz. Onun dışında bebek ters geliyorsa eğer ve özellikle de ilk doğumsa, o zaman bebek doğumda ilk başta poposu ve ayakları çıktıktan sonra başı içeride takılma olasılığı söz konusu olabileceği için günümüzde çağdaş tıpta özellikle ilk doğumu olan ve de ters gelen, makat geliş dediğimiz durumlarda çok fazla tercih etmiyoruz. Hatta hiç tercih etmiyoruz. Çoğul gebelikte, üçüz gebelikte çoğu doktor zaten direkt olarak sezaryen öneriyor. İkiz gebelikte de artık günümüzde tren direkt olarak planlı sezaryen yönünde. Çünkü zaten ikiz gebeliklerin büyük çoğunluğu günümüzde doğal ikiz gebelik değil, tüp bebek, yani zor elde edilen gebelikler. O yüzden de çoğu anne adayı zaten planlı olarak sezaryen olmayı tercih ediyor. Onun dışında bebekle ilgili işte bebeğin başı iri olabilir ama bu çoğu durumda zaten vücut iriliğiyle beraber olduğu için zaten sezaryen yine gündeme geliyor. Bebekle ilgili genel olarak şeyler bunlar, sezaryen tercih edilme nedenleri. Onun dışında anne adayıyla ilgili sezaryen tercih edilme nedenleri neler olabilir? Anne adayında doğum esnasında ıkınmayı engelleyecek bir hastalık olabilir. Bu bir beyin hastalığı olabilir. Beyinde mesela bir damar genişlemesi olabilir. Onun dışında solunum yolu hastalığı olabilir. Ikınması efektif olmayabilir. Onun dışında bazı kalp hastalıkları olabilir. Ikınmayı engelleyebilir. Bunların sayısı çok fazla değil ama normal doğumda anne adayı tarafından bir efor sarf edilmesi gerekiyor. Eğer anne adayı bu eforu sarf edecek şeye sahip değilse, performansa sahip değilse veya tıbbi olarak bu sakıncalıysa, o zaman yine sezaryen gerekebilir. Onun dışında miyat geçmesi durumlarında bebeğin süresi doldu diyelim. 40 hafta doldu. Üzerine bir hafta daha bekledik. 10 gün daha bekledik. Bebek doğmak istemiyor. Suni sancı denedik veya deneyemedik. Olmadı. O zaman yine sezaryenle doğumu tercih edebiliyoruz. Bunun dışında çok fazla sayıda nedenimiz var. Ama dediğim gibi, yani kesinlikle sezaryen olması gereken durumlar ilk başta saydığımız gibi, ama onun dışında günümüzde çağdaş tıpta her zaman anne adayının ve bebeğin sağlığı eşit derecede önemli olduğu için tabii ki sezaryenle doğum gerektiren durumların çeşitliliği giderek artıyor.